Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Jacobian based kontrolü, yani kontrolcü dizaynını aslında tartışmaya çalışacağız. Ve gerçekten MATLAB'te gidip bunun gerçekleştirmesini, yani aslında bunu sağlamasını yapmaya çalışacağız. O yüzden bakın, ben bir önceki derste ne yapmıştım aslında? Şuraya gitmiştim, şu Word 2 olarak gidip bu kontrolcünün tasarımını yapmıştım. Burada değiştireceğim sadece neresi olacak? Şurası olacağı için arkadaşlar, bu kodun aynısını vakit kaybetmemek adına ben kopyalayıp yeni bir versiyon olarak kaydedeceğim. O yüzden alıyorum şunu, kopyalıyorum. Kopyaladığımda şuraya geliyorum. Bu sefer Word 3 diyeceğim buraya. Şunu sileceğim. Buraya da Cont Jacob. Yani Jacob yazacağım. Yani Jacob oldu tabi. Çok dizi izlediğim için. Neyse. Şimdi buraya ben kodumu koyduğumda şu sampling periyodu tekrardan yükselteyim. 0.001 yapayım. Burada. Sadece değiştireceğim kısım neresi olacak? Şu controller design'ın içi olacak arkadaşlar. O yüzden bakın, alıyorum bunu, siliyorum. Şimdi buraya geldiğimde bakın. Şu VK artı 1 var ya, F1, F2 ve G olarak tanımladığım değerler vardı benim ve bunların hepsini FK-1 olarak tanımlamıştım. Kontrolcümü nasıl üretmiştim burada? FK-1'i VRK artı 1 eksi FK-1 eksi AE EK olarak aslında burada tanımlamıştım arkadaşlar. Şimdi bakın, ben buraya geliyorum. Şöyle şu controller design içerisine yine gideyim. Error'ümü tanımlayayım. Error i-1,1. Bakın bu sefer hatasız yazıyorum bunu. Eşittir VR i-1,1 eksi x dot diyorum. AE'yi yine tanımlayacağım. 0.01 olsun şu anda. Fcont paramı tanımlıyorum burada. Bu fcont paramın içinde ne olacak arkadaşlar burada? Fcont paramın içerisinde şurada xk-1 şu ifade, vk-1 şu ifademin olması gerekecek. O yüzden gidiyorum buraya, ne yazıyorum? X çarpı parantez içerisinde eksi 2 çarpı a çarpı dt bölü m yazıyorum. Artı x dot diyorum burada. Çarpı 1 eksi 2 çarpı c0 çarpı dt bölü m yazıyorum. Burada bakın, tamamen gidip oradaki formu aslında buraya aktardım. Hiçbir şey yapmadım farklı olarak. G kontun içerisinde ne yazıyorum burada? G kont param eşittir diyorum. 2 çarpı dt bölü m ifadesini buraya yazıyorum. Şimdi bakın, f i eksi 1 virgül 1 eşittir diyorum burada. Bu ifadem neydi? Şuraya geliyorum. VR eksi f eksi aek bölü g ifadesini buraya yazmam gerekiyor. O yüzden bir parantez açıyorum. VR i virgül 1 yazıyorum. Eksi f kont param eksi a e çarpı err i-1,1 ifadesini buraya koyuyorum ve bölü diyorum g count param ifadesini buraya koyuyorum. Şu ana kadar hepsini doğru yapmış olmam gerekiyor. DT periyodumda burada, işte bunu daha da küçültmeyeyim şu anda. Şu an deneyebilirim ben bu sistemi. FI'ye de değerini atayım, error'ı da hesaplıyorum. O yüzden bakın, buraya alıp aldığımda aşağıdaki subplotlar da değişmiyor. Çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bunu çalıştırdığımda bakın ne yapıyor bu. Sıfırdan başlayıp 5'e doğru gidiyor. Bakın bu Jacobian, yani lineer sistem kontrolcüsü tasarladım da bu sistem nasıl respons veriyor ona bakıyoruz şimdi. Ben bunu yaptığımda bakın, 5'ten yukarı doğru çıkarak benim gerçek velocity değerim artıyor. Şimdi bakın, 5 saniye için bu değerde. Ben geliyorum buraya, bir 10 saniye değil mesela 50 saniye yapayım bunu. 50 saniye boyunca ben bunu çalıştırdığımda. Bakın benim velocity değerim ne oluyor burada? Artıyor artıyor, yukarı doğru gidiyor ve bu en sonunda ne yapacak aslında? Sonsuzda bir yere, bir değere gidecek. Ancak bakın dikkat edin. Kontrolcü değerim burada ne olarak kalıyor? Artıyor mu burada? Aslında çok küçük bir şekilde artmaya devam ediyor. Şimdi bakın, bu kontrolcü hatası neden oluşuyor? Bir onu anlamaya çalışalım aslında. Şimdi bir kere ben AE'nin değerini burada 50 yapıyorum ya. Şunu tekrardan 5'e getiriyorum. Bir AE'nin gerçekten burada response hızını, yani aslında bu, ben ne yapıyordum? Bu AE'yi ne kadar küçültürsem bu sistem o kadar hızlı tepki veriyordu bana, değil mi? Ben bunu gidiyorum, ne yapıyorum? Şöyle bir 0.9 yapayım. Gerçekten nasıl bir fark oluşacak burada diye. Yani yavaşlatıyorum sistemi. Bakın ben bu sistemi yavaşlattığımda arkadaşlar 0.9'da bu sistem uçtu gitti. Ve gerçekten hata değeri burada ne oldu? Büyüdü.
Çünkü artık benim responsum, yani kontrolcüye verdiğim cevap çok yavaşladı burada. Benim sistemimi sürmek için. Şimdi 0.01 yapıyorum. Çok küçültüyorum bunu. Tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştığımda bakın bu hata değeri burada ne oldu? Azaldı bakın arkadaşlar. Eğer ben bunu daha da küçültürsem, böyle 0.001 yaparsam, bakın burada ne oluyor? Belli bir yere kadar bu hata değeri hala küçülmeye devam ediyor. Şimdi bakın, demek ki burada neyimiz var? Bizim AE'miz gerçekten Jacobian'dan, yani lineer formda tasarladığımız kontrolcüyle, bakın biz bunun parametresinin değerini verdiğimizde zaten birebir sıfır referansını oturtamıyoruz. Yani hatayı aslında minimize edemiyoruz. Ancak şöyle 0.01 bırakayım. AE'de gerçekten nasıl bir karşılık bulduğunu gerçekten burada gördüm. Bir de DT'ye bakayım. Yani DT azaldığında, arttığında nasıl respons veriyor? Şimdi DT'yi çok küçültüyorum arkadaşlar burada. Şu anda MATLAB zaten burada size input'umun çok küçük olduğunu söylüyor bana şu anda. Şöyle geliyorum. DT'mi küçülttüğümde bakın arkadaşlar ne yaptı bu? Lineer formda yine belli bir hata oluştu ama şu anda daha iyi takip etmeye başladı bu sistemi. Şimdi bakın gidiyorum. Çok küçültüyorum bunu. 0.01 yapıyorum. Ve bana ne yaptı? Az önce çalışan kontrolcü bu DT periyodunda çalışmadı. Yani 0.01 saniyelik bir örneklemede bu sistem çalışmıyor. Şimdi tekrardan AE'ye gidiyorum. Bunu çok küçülteyim diyorum. 0.01 yapıyorum. Bakın bunu yaptığımda ben artık sistem bana cevap veremez hale geliyor. Hatta bunu bakın çok çok daha küçülteyim. Şöyle çalıştırıyorum. Çalıştırdığıma bakın sistemin içinde ne değişti? Aslında hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Yani bu sistemin içerisinde benim error'e karşı verdiğim tepki, yani proportional kontrolcüye karşı verilen tepki aslında burada değişmiyor. Yani örnekleme zamanını ben zaten belli bir periyodun altına Jacobian'da düşüremiyorum. En büyük sorunlardan biri bu arkadaşlar. Eğer siz bir sistemi lineerleştiriyorsanız belli bir nokta etrafında, siz onu herhangi bir hız değerinde süremeyeceğinizi aslında size bunu söylüyor. Bakın zaman periyodunda da gerçekten bunu kaçırıyorsunuz. Başka nerede kaçırıyorsunuz? AE'de, proportional kontrolcüde de aslında bunu kaçırıyorsunuz. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte benim o anlattığım hani LQR örneği var ya, ya da full state feedback örneği. Aslında bizim demek ki burada bütün state'lere ulaşıp gerçekten bunu düzeltmemiz gerekiyor. En büyük hata sebeplerinden biri zaten bu. O yüzden bakın ben ne yapıyorum? Şurada sampling periyodu yine arttırıyorum ve çalıştırıyorum. A'yı verdiğimde bakın bu ifade ne yaptı? Belli bir değere oturdu. Ancak bu sistemin asıl sorunu bu değil arkadaşlar. Bu sistemin sorunu ne? Bu sistemin sorunu şu. Biz bu sistemi hız ve konum değerinde nerede lineerleştirmiştik arkadaşlar? Sıfıra, sıfır noktasında lineerleştirmiştik. Yani ben bu sisteme bakın burada 5 artı 2 çarpı sinüs 2 pf yazdığımda zaten benim sistemimin kontrolcü değerleri farklı bir aralıkta üretiliyor demek oluyor. Yani siz bu sistemi gidip v'yi sıfırda lineerleştirip bunun kontrolcüsünü yazarsanız lineer domaininde, Jacobian domaininde zaten hata yapmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin, 0.01 yaptım, bunu çalıştırdım değil mi AE'nin içerisinde. Şöyle geliyorum, 0.1 yapıyorum. DTM yine aynı kalsın. Bakın belli bir değere kadar gidiyor. Bunun örnekleme frekansını biraz daha düşüreyim. Şöyle 1 milisaniye olsun. Şimdi bakın arada bir fark oluştu değil mi? Artı eksi 5'te. Şimdi bakın bu 5'i ne yapıyorum? 0'a getiriyorum ve kontrolcüyü 2 metre bölü saniye, eksi 2 metre bölü saniye değerine set ediyorum. Dikkat edin bakın şimdi. Tata arkadaşlar bakın. Şimdi tabi bunu birazcık daha arttırayım. Şöyle. Şunu gidelim. Bir 50 saniye yapalım. 50 saniye yaptığımda bile arkadaşlar bakın ne yapıyor bu? Arasındaki fark bakın çok 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 küçük bir şekilde değişiyor. Neden? Çünkü biz hızı ne yaptık? 0 metre bölü saniyede zaten bu sistemi lineerleştirdik arkadaşlar. Ben artı eksi 2 metre bölü saniye yazdığımda bu sistem ne yapıyor? Kendi içindeki değeri zaten sağlayamayacak hale geliyor. Şimdi bakın dikkat edin, ben buraya 1 yazdığımda bu değer daha da stabil bir şekilde çalışmaya başlayacak. Neden? Çünkü 0 noktasına daha da yaklaşacağım arkadaşlar. Bakın error değeri artık ne oldu? İyice kayboldu burada. Ama bakın ben bunu bakın 10 metre bölü saniye yapayım.
Şimdi bakın gördünüz mü? Sıfır noktasından uzaklaştıkça error değerimiz burada artıyor. Bakın sinyal başka yere evriliyor. O yüzden bizim bu sistemde verdiğimiz ifadelerde bakın DT periyodumu da tabi bu arada şu ikisi aslında ben şey yapayım 0.01 değerinde de bunu çalıştırayım. Bakın bu örnekleme periyodunda 2 metre bölü saniye artı eksi de zaten bu çalışmadı. Gidiyorum bunun kontrolsünü yine ilerletiyorum. Bakın yine bana stabil değerler burada vermedi. 10. saniyeye kadar tabi. Ancak biz zaten bir önceki örnekte bunu 50'ye kadar değil 5'e kadar denemiştik zaten. Bakın 0.01'de direkt çalışmayan sistem bakın burada yine çalışabilir bir hale geldi ama belli bir saniyeden sonra kararsızlığa gitti. Bunun sebebi ne? Bizim lineerleştirme noktalarımız burada yanlış demek oluyor. Bakın ben buraya 2 yazıyorum ya ben bunu 1 yazayım. 1 yazdığımda bakın 50 yapıyorum tekrardan bunu. Bakın şimdi 1 yaptım 50 yaptım. Bakın bu sefer ne oldu? 20. saniyede kararsızlığa gitti bu. Az önce 10. saniyede kararsızlığa gidiyordu. Yani bizim lineerleştirme noktalarımız burada yeterince iyi değilse, efektif değilse bizim örnekleme periyodumuz ve AE'den bu sistem çok etkileniyor demek oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunu 0.2 yapayım ben burada. Tata gördünüz mü? 0.2'de arkadaşlar burada hata oluşmadan bu sistemi takip edebiliyor. Neden takip edebiliyor? Bakın bu non-lineer olsa bile bakın. Bak sistem non-lineer ha. Bakın. Sistem hala non-lineer ama kontrolsünü lineer tasarlıyorum. Bu herif ne yapabiliyor? O lineerleştirme noktasında yine doğru kontrol edebiliyor bunu. Yani bakın bizim eğer ki referans aralığımız belliyse buna göre gerçekten bu sistemi modelleyebiliyorsak biz kontrolcüden ne yapabiliyoruz? Bu aralıkta düzgün bir performans alabiliyoruz. Eğer ki ben bunu gidip yine artı eksi 5 saniye yaparsam ya da bakın şuraya 5 yazarsam yani 5 metre bölü saniyede bunu salındırırsam bakın ne oldu yine kararsızlığa gitti. Şu 0.01 değerinde ve AE değerinde. Yani biz bunların üçünün gerçekten ortalamasını bulmalıyız. Bakın sistemi nerede lineerleştirirsek orada kontrol etmek zorundayız arkadaşlar. Bundan kesinlikle emin olun. Eğer sizin sisteminiz istemediğiniz gibi bir hareket yaparsa direkt bu kararsızlığa götürür sistemi. Ancak bakın ben buraya 0 yazdım. Referans değerimdeki bu amplitüdü 0.2 bıraktığımda zaten bu sistem lineer bölgede kalabiliyor arkadaşlar. Zaten bakın bu sistem bu AE 0.01 de bunu kontrol edebiliyor. Bakın hatta 0.1'de bile belki kontrol edecek. Bakın buraya geldiğinde 5. saniyeden sonra bakın kararsızlığa ulaşmış burada gördünüz değil mi? Onun da sebebi bakın şunu 0.1 yaparsam eğer ben hızının değerini daha da düşürürsem bakın ne yaptı? 0.1 saniyede bile zaten bu responsu sağlayabilecek şekilde bir kontrolcü sinyali üretebildi arkadaşlar bu sistem. Yani bakın sampling period ve VR ve AE'nin değerlerini siz burada zaten model üzerinde lineerleştirip denemezseniz gerçek hayata koyduğunuzda bunlar zaten çalışmayacak arkadaşlar. Ama buradaki bu 3 parametreyi aynı benim denediğim gibi gerçek bir sistemi tasarlamadan, gerçekten bunu gerçekleştirmeden burada denerseniz yapacağınız hataların hepsini burada görebilirsiniz. Lineer noktada mısınız, değil misiniz? Burada gerçekten keşfedebilirsiniz. Bunların hepsini gerçekten aynı benim bu 3 parametre arasında yaptığım gibi işte 0.01'de sallıyorum işte şu kadar değerde bu değerler ne oluyor, nereye gidiyor? Bunların hepsinin testini ne yapmanız lazım? Sizin burada gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız yapacağınız tasarım yanlış olur. İkincisi örnekleme periyodunuzu doğru seçemezsiniz. Çünkü zaten işlemcinin gerçekten mimarinin içerisindeki aslında değerlere tabisiniz. Örneğin Raspberry Pi'de 100 milisaniyede bir değer üretebilirsiniz belki. Ama real time çalışan bir sistemde mesela 10 milisaniyede bir değer üretebilirsiniz. Eğer bu sampling periyotlara göre doğru katsayıları seçmezseniz, doğru lineerleştirme noktalarını seçmezseniz, doğru kontrolcü katsayısını seçmezseniz burada ne yaşarsınız arkadaşlar? Sorun yaşarsınız. Ben bunu neden bu şekilde anlatıyorum? Bakın siz de bu hatalara düşeceksiniz ve sistemin neden çalışmadığını anlamayacaksınız. O yüzden bakın bu 3 parametreyi aynı benim yaptığım gibi gidin sistem üzerinde deneyin ve bu sistem üzerinde denerken gerçekten hatalarınızı keşfetmeye çalışın. Sistem nasıl davranıyor? Sistem nasıl respons veriyor? Bunların hepsine lütfen bakın arkadaşlar. Şimdi bakın benim bu anlatacağım dersi bu kadar aslında. Jacobian kontrolcüyü bitirdikten sonra bir sonraki derste ne yapacağız biliyor musunuz artık? Biz hep şu ana kadar hep ayrık modelde mpile üzerinde aslında kod yazdık. Hiçbir zaman için Simulink üzerinde continuous sisteme discrete time kontrolcü uygulamadık. Çünkü bakın burada bile biz bunu verdiğimizde şu sistem iteration'da bile bunu verdiğimizde zaten biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunun da ayrık modelini kullanıyoruz.
Ancak biz bunu Simulink üzerinde uyguladığımızda kendi sistemimizi, fiziksel sistemimizi Continuous'ta çalıştırıp kontrolcümüzü gerçek hayattaki gibi artık bir adım daha ileri götürüyoruz. Gerçek hayattaki gibi ayrık olarak çalıştıracağız. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı. Bakın biz script'te yazıyoruz. Neden? Python'da da bunu gerçekleştirmek için. Zaten önümdeki iki derste de aslında bu Python'daki kodlarını da bunların yazacağım. Oradaki farklılıkları da göstereceğim. Ama ondan sonra biz nereye gideceğiz? Simulink'te bir sistemi biz nasıl continuous olarak modellediğimiz bir sistemi ayrık olarak kontrol edebiliriz. Onun üzerine aslında sizinle çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Bizim gerçek sistemlerimizin hepsi continuous. Ama kontrolcüyü uygularken verdiğimiz sinyal discrete sinyaldir. Ayrık modelde biz bunu kuvvet uygulasak bile biz bunu bu şekilde yaparız. Çünkü onu bilgisayarın içine alıyorsak bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. O yüzden bundan sonra odaklanacağımız şeylerin hepsinde Simulink'te bunları göstermeye çalışacağız. Simulink'in buradaki en büyük avantajı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu farklı örnekleme zamanlarına farklı yerlerde izin veriyor. Bakın bizim sistemimiz bile burada DT'ye bağlı olarak çalışıyor. Yani ben bunu 0.1 yaparsam bu continuous sistem 0.1 örnekleme zamanıyla çalışıyor. İşte 0.001 yaparsam o zaman da çalışıyor. Ama biz bunu Simulink'te yaptığımızda bunu continuous gibi yani sonsuz sanki zamanda örnekleniyormuş gibi alıp şunun DT periyodunu değiştirebileceğiz. En büyük fark bu olacak arkadaşlar ve orada gerçek hayattaki uygulamalara bir adım daha sizinle birlikte yaklaşacağız arkadaşlar. Şimdi önümdeki yani aslında iki derste bunun hem Python uygulamasını Jacobian'ın hem de Nonlinear'in Python uygulamasını size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar.